Geçtiğimiz sene 14-28 Mayıs seçimlerinden bir gün önce sizlerle kucaklaşmış, ahdimizi ve kavlimizi yenilemiştik. 13 Mayıs'taki mitingimizde Sancaktepe'nin desteğini beklediğimizi ifade etmiştik. Allah razı olsun. Sancaktepe'li kardeşlerimiz bize verdikleri sözlerinde sadık kaldılar. Şimdi 31 Mart'ta bu sözü yenileyeceğimize eyvallah diyor muyuz? Pazar günü yeniden Sancaktepe diyor muyuz? Maşallah. Milletvekilliğinde %48'i bulan, Cumhurbaşkanlığında %50'yi aşan oy oranlarıyla Sancaktepe Cumhur İttifakı dedi. Geleceğinize, iradenize, demokrasimize sahip çıktığınız için sizleri tebrik ediyorum. Sordum. Dedim bugün Sancaktepe'de katılım ne durumda? Aldığım cevap ne kadar? 25 bin. Bizi bağrınıza bastığınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Evet Allah, Sancaktepe bize böyle destek verdikçe Türkiye'nin şahlanışını kimse durduramaz. Sizler bizimle olduğunuz, bizimle yol yürüdüğünüz sürece ülkemizin kalkınma mücadelesinin önünü hiçbir güç kesemez. Rabbim aramızdaki dayanışmayı daim eylesin. Şimdi önümüzde yine kritik bir seçim var. İnşallah pazar günü bir kez daha sandığa gideceğiz. Bu sefer şehrimize ve ilçemize hizmet edecek, eser üretecek, 7 gün 24 saat bizim hizmetimizde olacak yerel yöneticileri belirleyeceğiz. Göreve gelince vaatlerini unutacak değil, verdiği sözü yerine getirecek belediye başkanlarını seçeceğiz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca ilimizin ve ilçemizin hangi zihniyet tarafından yönetileceğinin kararını sandıkta vereceğiz. İşte sizler de görüyorsunuz. Bir tarafta eserleriyle, icraatlarıyla, projeleriyle konuşanlar var. Diğer tarafta 5 yıl boyunca taş üstüne taş koymayanlar var. Bir tarafta hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürenler var. Diğer tarafta meydanlarda bolca vaat dağıtıp göreve gelince hepsinin üstüne yatanlar var. Bir tarafta temiz, şeffaf ve dürüst siyasetin temsilcileri var. Diğer tarafta kaynağı karanlık, deste deste dolarlar, avrolarla para kulesi üretenler var. Bir tarafta vatandaşın her anında yanında olan gerçek belediyecilik var. Diğer tarafta algı belediyeciliğiyle gözleri boyamaya çalışanlar var. Bir tarafta kibrini, egosunu, servetini büyütenler var. Neymiş? Tam gaz ileri. İnanıyor musunuz? Tam gaz ileri değil, tam aksine tam gaz geri. Diğer tarafta tevazuyla milletine hizmetkar edenler var. Bir tarafta deprem ve trafik başta olmak üzere şehrin sorunlarına çözüm geliştirenler var. Diğer tarafta reklama verdiği önemin onda birini depreme vermeyenler var. Kardeşlerim, karşımızdaki tablo bu kadar keskin, bu kadar nettir. 31 Mart'ta ilimizi ve ilçemizi yönetecek isimlerle beraber işte bu iki farklı anlayış arasında bir tercihte bulunacağız. Sandığa giderken elimizi kalbimizin üstüne koyacak her şeyi akıl, vicdan terazimizle çok iyi tartacağız.
Buna hazır mıyız? Kırgınlıkla ve öfkeyle değil, sağduyuyla meseleye yaklaşacağız. Kullanacağımız oyun gelecek 5 yılımızı doğrudan etkileyeceğini asla aklımızdan çıkarmayacağız. İstanbul'un bir 5 sene daha kaybetme lüksünün olmadığını hepimiz görüyoruz. Ben Sancaktepe'nin tercihinin Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonundan yana olacağına inanıyorum. Sancaktepe'nin basiret ve ferasetle hareket ederek bir kez daha bizlere destek olmasını bekliyorum. Şimdi buradan öyle güçlü bir ses verin ki tüm İstanbul'dan duyulsun. Hazır mıyız? Sancaktepe 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı Şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı Şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Evet. Hanımlar var mıyız? Evet. Gençler var mıyız? Evet. Sancaktepe ile birlikte tüm İstanbul haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Evet. Büyükşehir'de Murat Kurum diyor muyuz? Evet. Sancaktepe'de bir kez daha Şeyma Döücü diyor muyuz? Evet. Rabbim sizlerden razı olsun. İnanıyorum ki Sancaktepe metro kuyularını dolduranlara yürüyün demeyecek. Maşallah. Sancaktepe'li kardeşlerimiz eser ve hizmet siyasetiyle yola devam diyecek.